uyun hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Senin yolundan, senin uğrundan, mukaddesat uğrundan. Musalla taşında ebediyete uğurladığımız, Hakk'a uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri Livaklül Hak isminle müsemma sevgili Habibinin sancağı altında da buluşuruz. Tabii şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız komutanlığın ötesinde tevazuyla, gerçekten duruşuyla çok çok farklı, mütevazi bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında gelen bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz. Estağfirullah, bismillah. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat bel ahyâmu ve lakin la teşkurun ve lenebbüvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve nefsin minel envali vel enfüsü ve semerat ila ahiril ayet. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz. Şimdi 11 şehidimizi Hakk'a uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili Habibi'nin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabii tüm aileye, ordumuza, milletimize Rabbinden sabırlar diliyorum. Tesliyeyle şu anda bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz zaten sizler özellikle tesliye ettiniz. Hocamızın da ifade ettiği gibi biz şehitlerimizin tesliyesine muhtaçız. Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar. Ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yedin kârı değil. Rabbim bir mükafat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki Rabbim bizlere de bunu nasip eder. Ve son olarak ben de tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını şu anda isteyeceğim. Tüm şehitlerimiz için, Allah rızası için
El-Fatiha.